Herkese merhaba arkadaşlar. Bir önceki videoda vermiş olduğumuz ödev sorusunun çözümünü yapalım şimdi. Daha sonra permütasyon ile ilgili sorulara devam edeceğiz. R küçük eşittir n olmak üzere ifadesinde n kaçtır diye sormuş. Şimdi n artı 1'in r artı 1'li permütasyonunu istiyor. Biz burada pratik yolu uygulayamayız. Çünkü buradaki r değerini bilmediğimiz için bunu ne kadar açacağımızı bilemeyiz. O yüzden bu ifadeyi formüle göre kullanmak zorundayım. Şöyle söylemiştik, birinci ifadenin faktöreli gelecekti. Yani n artı 1 faktöriyel bölü aralarındaki farkın faktörelini alacaktık. Yani n artı 1'den r artı 1'i çıkartacağım. Eksiyle çarptığımız zaman eksi r eksi 1 geldi. Bu ifadenin faktöreli. Eşit olacakmış 10 çarpı n'in r'li permütasyonu. Burada da yine birinci ifadenin faktöreli bölü farklarının faktörelini alacağım. Buna göre buradaki n değerini bulacağız. Şimdi buradaki 1'ler zaten gitti. N artı 1'i buradaki n değerimiz var. N artı 1'i n'e kadar açarsak n artı 1 çarpı n faktöriyel bölü paydada kalan ifadeyi de yazalım. N eksi r faktöriyel geldi. Eşittir 10 çarpı n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel. Paydadaki ifadelerimiz eşit olduğu için bunlar sadeleşti. Hatta buradaki n faktöriyeller gitti ve geriye sadece n artı 1 eşittir 10 kaldı. Dolayısıyla buradan da n değerimiz 9 geldi. Evet. Evet, doğru cevabı bulanları tebrik ediyorum arkadaşlar. Şimdi konumuza devam edelim. Permütasyon konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ilk olarak küçük bir notumuz var ve bu notla ilgili bir sürü soru çözeceğiz ve karşınıza da zaten bu notla ilgili testlerde bir sürü soru çıkacak. Şimdi bakalım. Birbirinden farklı n tane nesne yan yana kaç farklı şekilde sıralanabilir gibi bir soru sorduğuna bize. Biz burada n tane nesnenin faktöriyelini alacağız. Yani bu n tane nesne n faktöriyel farklı şekilde sıralanabilir diyeceğiz. Mesela 3 tane 3 elemanlı bir küme verdiğinde şöyle diyelim hatta. Mesela 2, 3, 7 elemanlı bir küme verdi. Bunlar kaç farklı şekilde sıralanabilir dediği zaman biz buradaki ifadede 3 tane elemanın kendi arasında yer değiştirmesinden 3 faktöriyel farklı şekilde yer değiştirebilirler diyeceğiz. Ya da mesela kişileri verdi bize Ahmet, Fatma ve şöyle diyelim Kemal olsun. 3 kişinin kendi arasında yer değiştirmesi yani 3 kişi bir sıra boyunca kaç farklı şekilde sıralanabilir diye sorduğunda mesela Ayşe, Fatma, Kemal olabilir, Kemal başta olabilir, Fatma başta olabilir. Biz bunları şöyle diyoruz pratik olarak 3 tane elemanın kendi arasında yer değiştirmesi 3 faktöriyel. Peki bu 3 faktöriyeller nereden geliyor? Şimdi mesela normal şartlarda bana deseydi bu 3 kişi 3 kişilik koltuğa yerleştir demiş olsaydı biz ne diyecektik? Bu 3 kişiden 3 tane yerim olduğu için 3 kişiden 3'ünü de seçeceğim. Yani aslında biz burada ne yapıyoruz? 3'ün üçlü permütasyonunu alıyoruz. 3 kişiyi 3 farklı yere yerleştirmek için. Üçün üçlü permütasyonunun da zaten permütasyonun kurallarını görmüştük. Üçün üçlü permütasyonunun da kendisinin faktöreline eşitti. Yani 3 faktöreli eşitti. Bu 3 faktörel aslında buradan geliyor. Yani bana n tane kişinin n farklı yere kaç farklı şekilde sıralanabildiğini sorsaydı ben buna n faktöreli, n'in n'li permütasyonu yani n faktöriyel diyecektim. İşte o n faktöriyel buradan geliyor. Pratik olarak her seferinde burada n'in n'li permütasyonu yazmaktansa n tane nesne bir sıra boyunca kaç farklı şekilde sıralanabilir dediğinde direkt n faktöriyelden cevabımıza ulaşıyoruz. Mesela 3 öğretmen ve 2 öğrenci yatay bir sıra boyunca kaç farklı şekilde oturabilirler demiş. Sonuç olarak 3 öğretmen artı 2 öğrenciden elimizde 5 kişi var. 5 kişinin kaç farklı şekilde oturabilirler diyorsa 5 faktöriyelden yani 120 farklı şekilde oturabileceklerini buluyoruz. Bu dediğim gibi permütasyondan geliyor. Yani 3 öğretmen ve 2 kişi toplamda 5 kişi 5 kişilik yer var. 5 kişiden 5'ini de buradan alıp sıraladığımız için 5'in 5'li permütasyonu diyoruz. Ve buradan da biz 5 faktöriyle eşit olduğunu zaten bunun biliyoruz. O yüzden de her seferinde dediğim gibi permütasyon 5'in 5'lisi demektense kaç kişi varsa o kadar kişinin permütasyonu farklı şekilde oturabileceklerini söyleyebiliriz. Şimdi diğer soruda ise bize sınırlama yapmış. Demiş ki 6 kişi yan yana duran 3 sandalyeye kaç farklı şekilde oturabilir? O zaman biz buradan 6 kişi arasından 3 kişiyi alarak sıralayacağımız için direkt 6 faktöriyel şeklinde yazamayız. 6 kişiden 3 tane kişiyi buradan alarak 3 tane kişiyi sıralayacağım 3 sandalyeye.
Yani 6'nın üçlü permütasyonu gelecek. Onu da açalım. 6 çarpı 5 çarpı 4'ten cevabımız yine 120 geldi. Şimdi bunlarla ilgili örnekler çözelim. Birbirinden farklı 4 matematik, 3 fizik ve 2 Türkçe kitabı düz bir rafa yan yana kaç farklı şekilde sıralanabilirler? Dizilebilirler aynı şekilde. 4 tane matematik, 3 tane fizik ve 2 tane Türkçe kitabı. Toplamda elimizde 9 tane kitap var. 9 kitabın kendi arasında yer değiştirmelerinden dolayı kaç farklı şekilde dizilebilirler dediğinde cevabımız direkt 9 faktöriyel gelecek. Bir diğerine bakalım. Türkçe kitapları yan yana olmak üzere kaç farklı şekilde dizilebilir? Şimdi bu sefer artık şartları sunmaya başladı. Elimde 4 matematik, 3 fizik, 2 tane de Türkçe vardı. Türkçe kitapları yan yana olsun diyorsa hemen bunları birbirine bağlıyorum. Bunları birleştirdim. Hareket ettikleri zaman burada mesela fizik kitaplarının arasına girdikleri zaman ikisi birlikte ya da matematiklerin başına geçtiler mesela ikisi birlikte hareket ediyor. O yüzden de bu iki kitabı birbirine bağladığım için bir kitapmış gibi düşünüyorum bunları birlikte hareket ettiklerinden dolayı. Burada 4 kitap var, burada 3 kitap var, burada da 1 kitap. Toplamda şu an elimde 8 tane kitap var. 8 kitabın kendi arasında yer değiştirmeleriyle 8 faktöriyel şekilde dizilebilirler. Şimdi bu Türkçe kitapları evet birlikte hareket ediyorlar ama bunların kendi arasında mesela Türkçe 1, Türkçe 2 diyelim bunlara. Bunların kendi arasında da sonuçta yer değiştirmeleri olabilir. Türkçe 2 başa gelebilir mesela ya da Türkçe 1. Bunların da kendi arasında yer değiştirmesinden dolayı 2 faktöriyel şeklinde dizilme sayılarını bulmuş oluyoruz. C'ye bakalım. Aynı tür kitaplar yan yana olsun demiş bu sefer. Yani 4 matematik, 3 fizik, 2 tane Türkçe kitabı. Aynı tür kitaplar. 4 tane matematiğe birbirine bağladım. 3 fiziği birbirine bağladım. 2 Türkçe'ye birbirine bağladım ki aralarına başka kitaplar girmesin. Sonuç olarak bunu bir, bunu bir, bunu bir kitap kabul ettiğimiz için birlikte hareket ettiklerinden dolayı 3 kitabın kendi arasında yer değiştirmesi 3 faktöriyel. Ama tabii bu matematikler kendi arasında yer değiştirebileceği için 4 faktöriyel. Fizikler kendi arasında yer değiştirebileceği için 3 faktöriyel. Türkçeler kendi arasında yer değiştirebildiği için buradan da 2 faktöriyel geldi. Ve bu kadar farklı şekilde dizilebildiğini buluyoruz. Diğer sorumuzda ise başta ve sonda bir Türkçe kitabı olmak şartıyla demiş. Şimdi elimizde 2 tane Türkçe kitabı var. Türkçelerden biri başa gelsin, Türkçelerden diğeri de sona geldi. Geriye 4 tane matematik, 3 tane de fizik kitabı kalmış oldu. Şimdi burada Türkçe 1 ve Türkçe 2 başta ve sonda olacak şekilde. Onlar hiçbir şekilde başta ve sonda Türkçe yerine başka kitaplar gelmeyecek. O zaman matematik ve fizik kitapları ortada olacak. Buradaki toplam 7 tane kitabın kendi arasında yer değiştirebilir. Bunlar birbirine bağlamadık sonuçta. Buradaki 7 tane kitabın kendi arasında yer değiştirmesi 7 faktöriyel gelecek. Ama şimdi şöyle bir durumda olabilir. Türkçe 1 ve Türkçe 2 kendi arasında değiştirebilir. Yani Türkçe 2 başta, Türkçe 1 sonda olabilir ya da tam tersi. O yüzden Türkçelerine kendi arasında yer değiştirmesinden 2 faktöriyel diyeceğiz ve bu şekilde kaç farklı şekilde dizilebildiklerini bulmuş olacağız. Devam edelim sorularımızla. Anne, baba ve çocuklardan oluşan 5 kişilik bir aile düz bir sıraya kaç farklı şekilde sıralanırlar? Şimdi anne, baba ve 3 tane çocuk olacak o zaman. Çocuk 1, çocuk 2, çocuk 3 diyelim. Sonuç olarak 5 kişi hiçbir şart olmadan kaç farklı şekilde sıralanabilirler dediği için 5 faktöriyel yani 120 farklı şekilde sıralanabilirler diyoruz. B şıkkında anne ve baba daima yan yana olmak üzere demiş. O zaman anne ve babayı birbirine bağladım. Bunun dışında çocuk 1, çocuk 2, çocuk 3 dedik. Şimdi bunlar birlikte olacaksa bunları o zaman bir kişi gibi kabul ettik. 3 tane de çocuk var. Toplamda 4 kişinin kendi arasında yer değiştirmesi 4 faktöriyel. Anne ve babanın da kendi arasında yer değiştirmesi de olacağı için çarpı 2 faktöriyel diyeceğiz. Buradan da cevabımız 48 gelecek. C şıkkına bakalım. Anne ve baba yan yana olmamak koşuluyla kaç farklı şekilde sıralanabilir? Şimdi zaten biz yan yana olma durumunu bulduk. Şöyle yapalım o zaman. Tüm durumdan anne ve babanın yan yana olma durumlarını çıkartalım. Zaten dediğim gibi yan yana olma durumlarını bulduk. Tüm durumumuz neydi? Hiçbir şart olmadan 5 kişinin kendi arasında yer değiştirmesi 5 faktöriyel. Bundan anne ve babanın yan yana olma durumunu çıkartıyorum. Yani 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyeli çıkartacağım.
Buradan da 120 eksi 48 gelecek. Çıkardığımız zaman 10'dan 8 çıktı 2. Buradan 7 geldi. 72 farklı şekilde demek ki sıralanabileceklermiş. D şıkkına bakalım. Anne başta, baba sonda olmak koşuluyla kaç farklı şekilde sıralanırlar? Şimdi anneyi başa yazdım, babayı sona yazdım. Çocuklar da ortada 2, 3. Kaç farklı şekilde sıralanabilirler? Şimdi anne ve baba başta ve sonda olacak, bunları sınırlamış zaten. Anne kesinlikle burada, baba kesinlikle burada. Bunların yer değiştirmesi zaten almayacağım. Ama buradaki 3 çocuğun kendi arasında yer değiştirmesinden dolayı 3 faktöriyel farklı şekilde sıralanabilirler diyeceğiz. E'ye bakalım. En küçük çocuk daima anne ile baba arasında olmak şartıyla. Şimdi anne, çocuklardan mesela en küçük olana çocuk 1 diyelim, baba. Diğer çocuklarda yazdık bu şekilde. Şimdi anne ve babanın arasında en küçük çocuk olmak şartıyla demiş. O zaman biz bunları şöyle birleştirdiğim zaman burada mutlaka aralarına çocuk, birinci çocuk olacak, yani en küçük çocuk olacak. Diğerleri için şimdi toplamda burada bir kişi gibi kabul ettik bunları. Burada da bir kişi, bir kişi dediğim zaman toplamda şu an 3 kişi var. 3 faktöriyel geldi. Şimdi anne ile babanın kendi arasında yer değiştirmesi olacak. Çocuk hep ortada kalacak ama anne ile babanın kendi arasında da yer değiştirmesi olacağı için 2 faktöriyel gelecek. Çocukların diğerlerinde buraya gelme durumu yok. Burada mutlaka en küçük çocuk olacakmış. Dolayısıyla buradan 6 çarpı 2'den 12 farklı şekilde sıralanabildiler. Son maddeye bakalım. Çocuklardan birisi anne ile baba arasında olmak koşuluyla kaç farklı şekilde sıralanabilir? Şimdi bir önceki sorudan farkı şu. Yine ortada çocuk olacak ama en küçük çocuk olmak zorunda değil. Diğer çocuklar da gelebilir. Yani anne, çocuklardan biri diyelim, çocuk diyelim sadece, ve baba gelecek. Diğer çocuklar da aynı şekilde geldi. Mesela yine çocuk 1 diyelim, çocuk 2, çocuk 3. Şimdi bunlar çocuk, buradaki çocuklardan bir tanesi anne ile babanın arasına geleceği için bunları yine birbirine bağlıyorum. Burada sonuç olarak bir kişi, bir kişi de bunlar geldi. Toplamda yine 3 kişinin yer değiştirmesi 3 faktöriyel. Anne ile babanın yine kendi arasında yer değiştirmesi var. 2 faktöriyel. Buraya kadar aynı. Şimdi çocuklardan birinin de buraya, sonuçta en küçük çocuk değil, her çocuğun buraya gelme durumu olduğu için çocuk 2 de gelebilirdi, 3. çocuk da gelebilirdi. Dolayısıyla ortaya gelebilecek 3 tane çocuk olduğu için direkt çarpı 3 diyorum. 3 faktöriyel değil. 3'ünün de gelebilme durumu olduğu için 3 farklı şekilde gelecek. Çarpı 3 dedim o yüzden. Dolayısıyla buradan da 6 çarpı 2 çarpı 3'ten 36 farklı şekilde sıralanmış oluyorlar. Devam edelim örneklerimize. 4 kız ve 4 erkek öğrenci düz bir sıra boyunca sıralanacaktır. Herhangi iki kızın yan yana olmadığı kaç farklı sıralama yapılabilir? Şimdi kızların herhangi ikisi yan yana olmayacak ama erkeklerden mesela herhangi iki tanesi yan yana denk gelebilir. O zaman önce erkeklerle başlayalım. Şöyle diyelim, 4 tane erkek. 3, 4 tane erkek. Şimdi bu 4 tane erkeğin arasını kızlar denk gelecek. O zaman kızların gelebileceği yerler, buraya bir tane kız olabilir, burada olabilir, burada, burada veya burada olabilir. Buradaki 5 tane kızlar için ayrılan 5 tane yerden 4 tane, herhangi 4 tane yere kızları yerleştirdiğim zaman hiçbir 2 tane kız yan yana gelmemiş olacak. Ama mesela bir tanesine burada 4 tane kız yerleştirirsem, burada mesela erkeği yerleştirmiş olsam yan yana gelebilme durumları var. Bizim için herhangi iki kızın yan yana olmaması dediği için erkekle başladık. Erkeklerin aralarına kızların gelme durumları. Şimdi erkekler 4 tane, bu erkeklerin sonuçta kendi aralarına yer değiştirmesi olacaktır. 4 tane erkeğin yer değiştirmesinden 4 faktöriyel. Kızlar için 5 tane yerimiz var, 4 tane de kız var. O zaman ben buradaki 5 tane kızdan, pardon, 5 tane yerden 4 tane yere bu kızları sıralayacağım. Yani 5'in dörtlü permütasyonu olacak. Bunların yerlerinin değişmesi tabii önemli. O yüzden 5'in dörtlü permütasyonu diyorum. Buradan 4 faktöriyelden 24 çarpı, 5 faktöriyelden de burada yine aynı şekilde 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 gelecek. Yani 24 çarpı 120 cevabımız olacak. Bir sonrakine bakalım. Aralarında Gizem ve Ahmet'in de bulunduğu 5 kişi düz bir sıraya Gizem, Ahmet'in hemen sağında olmak şartıyla kaç farklı şekilde oturabilirler? Şimdi Gizem, Ahmet'in hemen sağında olacaksa aralarında hiç kimsenin olmaması demek. O yüzden bunları hemen birbirlerine birleştirdim.
Geriye 3 kişi kaldı. 1, 2, 3 kişi diyelim onları da. Şimdi bunları birbirlerine birleştirdiysem bunları 1 kişi kabul ettim. 3 kişi de bunlar var. O zaman 4 kişinin kendi arasında yer değiştirmesi 4 faktöriyel gelecek. Şimdi normalde biz burada bağladıklarımızla kendi arasında yer değiştirmesine bakıyorduk. Ama burada şöyle bir şartı var. Gizem Ahmet'in hemen sağında olsun demiş. Yani soluna geçme durumu olmadığı için kendi aralarına yer değiştirmelerine bakmıyorum. O yüzden cevabımız 4 faktöriyelden 24 gelecektir diyoruz. Diğer sorumuza bakalım. Harezmi kelimesinin harfleri en çok kaç kez kullanılarak bu harflerle anlamlı ya da anlamsız hiç fark etmez. 4 harfli kaç kelime yazılabilir? Yani bize diyor ki buradaki kaç harfliymiş bakalım 2, 5, 7 harfli kelimeden 4 harfli kelimeler yaz. Yani 7'nin 7 elemanlı bu kelimemizden 4 elemanlı harfleri seçeceğiz ve buradan 4 elemanlı bir küme yani kelime oluşturmuş olacağız. Buradaki 4 harfi sıraladığımız zaman da 7'nin 4'lü permütasyonu gelecek. Yani buradan 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 geldi. 42 çarpı 20. Buradan da cevabımız 840 oldu. Son sorumuza bakalım. Kitap kelimesinin harflerinin yer değiştirilmesiyle oluşturulan 5 harfli anlamlı ya da anlamsız kelimelerden kaç tanesi K ile başlayıp P ile bitmez? Şimdi burada aslında K ile başlayıp P ile bitenleri bulsak işimiz daha kolay. O zaman şöyle yapalım. K ile başlayıp P ile bitenleri bulsak, tüm durumdan bunu çıkarsak istediği sonuca ulaşmış olacağız. Şimdi K ile başlayan ve P ile bitenler. Geriye kimler kaldı? İ kaldı, T kaldı, A kaldı. Buradaki 3 tane harfin kendi arasında yer değiştirmesi 3 faktöriyel gelecek. Benden istediği durum bu değil. Benden P ile bitmeyenleri istiyor. Ben şu an K ile başlattım. P ile bitirdiğimde 3 faktöriyelden 6 durum var. O zaman şöyle yapacağız dedik. Tüm durumdan K ile başlayıp P ile bitenleri çıkartacağım. Yani buradaki durumu çıkartacağım. Tüm durumumuz ne? 5 harfli bir kelimemiz var. 5 harfin kendi arasında yer değiştirmesi 5 faktöriyel. Buradaki sonucu bulmuştuk zaten. 3 faktöriyel gelecek. Dolayısıyla 120 eksi 3 faktöriyelden de 6 geldi. O yüzden de cevabımız 114 oldu. Evet, şimdi bu video ile ilgili ödev sorumuzu verelim. Aralarında Ali ve Veli'nin de bulunduğu bir grup öğrenci bir sırada oturacaktır. Ali ve Veli yan yana gelmemek üzere 6 çarpı 7 faktöriyel sayıda oturabildiklerine göre bu grup kaç kişidir demiş. Şimdi dikkat ettiyseniz normalde hep grup sayısını veriyordu ve kaç farklı şekilde oturabildiklerini soruyordu. Şimdi ise tersten gitmiş ve bize sadece grup sayısını soruyor buradan. Evet, soruyla ilgili cevabınızı yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Ve sorunun çözümünü bir sonraki videonun başında sizler için yine çözeceğim. Ve sonra da tekrarlı permütasyon ile konumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.